Herkese merhabalar, üniversitemiz kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle 5. videomuz Verb to be yani emizer konusunu işleyeceğiz. Peki bu emizer nedir? Emizer bir yardımcı fiildir. 3. videoda da bahsettiğim üzere cümleler ikiye ayrılır. Fiil cümleleri, isim cümleleri. Peki bu fiil nedir? Fiil koşmak, zıplamak gibi hareket bildiren kelimelerdir. Örneğin devam kelimesi. Bu anlattıklarıma göre bir fiil midir? Hayır, değildir. Bir hareket bildirmiyor. Bir eylem bildirmiyor. Ama devam etmek bir fiildir. Şimdi burada bu kelimeyi fiilleştiren ne oluyor? Etmek kelimesi oluyor. Etmek kelimesi işte arkadaşlar burada yardımcı fiildir. Emizer de tıpkı bunun gibi yardımcı bir fiildir. Anlamı nedir peki? Sın, sin, sun, sün gibi anlamlardır. Örnek verelim hemen. My name is üniversitemiz. Benim adım burada üniversitemiz. My name üniversitemiz deseydim benim ad üniversitemiz olurdu. Burada ne vermiş? Im. You are a teacher. Sen öğretmensin. You a teacher olsaydı sen öğretmen olurdu. O zaman burada ne vermiş? Sin. Yani dikkat ettiniz mi? Benim ad üniversitemiz. Sen öğretmen. Sen bir öğretmen. Mesela birazcık turist Türkçesi gibi oluyor. Aynı biz de bu emizarları konuşmazsak turist İngilizcesi konuşmuş oluruz. Yani çok sırıtır. Anlam bozulur mu? Hayır. Anlam bozulmaz. You a teacher, sen öğretmen. My name, üniversitemiz. Benim ad, üniversitemiz. Sen öğretmen. Anlam bozulmaz ama dediğim gibi cümle doğru olmaz. I am 22. Ben 22 yaşındayım. I am from Turkey. Ben Türkiye'liyim. I am from Ankara. Ben Ankaralıyım gibi. My favorite pet is a rabbit. Benim favori hayvanım tavşandır. Şimdi burada bazı emizarlar geldi. İşte bazen is geldi, bazen ar geldi, bazen em geldi. Peki bunlar neye göre geliyor? Hemen bakalım. I, ben, you, sen, we, biz, they, onlar, he, she, it de o demektir. Bu he, she, it'e birazdan geleceğim. Bazı doğru bildiğimiz yanlışlar var. Onları da anlatacağım. Şimdi I'dan sonra em gelir. You, we, they'den sonra are gelir. He, she, it'ten sonra da is gelir. Em'in kısaltması kesme işaretinden sonra s, is'in kısaltması kesme işaretinden sonra s, are'ın kısaltması da kesme işaretinden sonra r'dir. Şimdi arkadaşlar I ben demekti. You, sen, we, biz, they, onlardı. He, she, it de oydu. Evet ama bize nasıl öğrettiler? He erkek, she kadın, it ise cansız ve hayvanlar için kullanılır. Arkadaşlar evet he ve she doğrudur. Erkek ve kadın için kullanılır. Ama it sadece cansız ve hayvanlar için kullanılmaz. İnsanlar için de kullanılabilir. Bunu bir kısıtlamanın bir anlamı yok. Mesela örnek verelim. Evde oturuyorsunuz ve kapı çaldı. Kim o dersiniz değil mi? Peki bir İngiliz, İngilizce konuşan biri ne diyecek? Who is he mi diyecek? Yani who is he, who is she mi diyecek? Bilmiyor ki erkek mi kadın mı olduğunu. Öyle bir durumda who is it denir. Veya telefonla aradınız birini. It's me dersiniz. It's me. İsminizi söylersiniz. It's me Kutay mesela. Mesela bir bebek gördünüz. Yolda yürürken işte bebek arabasında bir bebek gördünüz. Mesela burada da bebek çok güzel diyeceksiniz. Ya da bebek kaç aylık diyeceksiniz. Şimdi bebeğin cinsiyetini anlamamış olabilirsiniz. Burada ne diyeceksiniz? Yani kız olan bir bebeğe hile mi başlayacaksınız? Veya erkek olan bir bebeşiyle mi başlayacaksınız? Hayır, itle başlayacaksınız. Bu kadar basit. Yani bu bizde herhalde Türkçe'de it olan kelimenin eş anlamlısı köpek olduğu için herhalde öyle düşünüyoruz ve aşağılama gibi algılıyoruz ama asla öyle bir şey yok. İti kullanabiliriz. Şimdi gelelim olumlu cümlelere. Burada bile bile ben boş bıraktım. Bunları gelin beraber dolduralım. I'dan sonra ne geliyordu? M geliyordu. I am poor. Can you help me please? Ne diyor? Ben yoksulum, ben fakirim. Bana yardım edebilir misin lütfen? Yani bu para isteyen veya yardım isteyen birinin söyleyebileceği bir cümle. Bir dilenci olabilir. My sister, benim kardeşim korkar kedilerden. Mi acaba olur? Yoksa my sister is... Benim kardeşim kedilerden korkar. Yani
burada kelimeyi tamamlıyoruz. Murat and I am mi acaba oluyor? I'dan sonra am geldiği için. Am diyelim. Murat and I am classmates. Şimdi burada I'dan sonra am geliyor. Evet doğru ama başına da bakmamız lazım. Murat and I dediğine göre bunlar ne aslında? We oluyor. Yani biz sınıf arkadaşıyız. O zaman buraya am değil, are gelir. Burada çok çoğul kişi yaptık. Buna dikkat edelim böyle cümlelerde. Mesela I'dan sonra ne geliyor? You'dan sonra ne geliyor? Öncesi ne? Bunlara bir bakmamız lazım. Olumlu cümleler böyleydi. Şimdi olumsuz cümlelere geçtik. Olumsuz negatif cümleler. Olumsuz cümle olabilmesi için de not gelmesi lazım. Başka bir esprisi yok. I am at home. Ben evdeyim. I am not at home. Ben evde değilim. Mary isn't a doctor. She is a nurse. Yani Mary doktor değildir. O bir hemşiredir. It's raining today. But it isn't cold. Bugün hava yağmurlu. Fakat soğuk değil. Gibi. Kısaltmalarına bakalım. Am not. Dan sonra kesme işareti may not. Diğerlerinde is not, isn't, are not, aren't oluyor. Soru cümleleri ise şimdi şöyle, biz olumlu cümlede ne yaptık? She is a teacher dedik. O bir öğretmen dedik. Peki ben bunu soru sormak istersem ne yapacağım? Çok basit. Şunu buraya atacağım, bitecek. Is she a teacher? O öğretmen mi? O bir öğretmen mi? Şimdi her soru böyle sorulmuyor. Mesela mutlu musun? Mesela nasıl sorarız mutlu musunu? Are you happy? Değil mi? Bunun bir de mutlu değil misin diye bir sorumuz vardır. Hatırlıyor musunuz? Peki bunu nasıl sorarız? Are not you happy? Veya buradan da hemen bakalım. Kısaltmasını kullanabiliriz. Aren't you happy'dir. Yani mutlu değil misin? Gibi. Aynısı. Burada da is not she a teacher? O bir öğretmen değil mi? Gibi sorabiliriz. Soruların da şöyle şey yapabiliriz. Nasıl diyeyim? Olumlu ve olumsuz sorular olmak üzere aslında soru cümleleri de ikiye ayrılır. Normal cümlelerde ikiye ayrılıyor. Olumlu, olumsuz. Soru cümleleri de ikiye ayrılıyor. Olumlu soru cümleleri, olumsuz soru cümleleri diye. Evet arkadaşlar, bugünlük emizer konusunu işledik. Diğer videolarımızda emizer konusunda bazı farklı değişiklikler de yapabiliriz. Bunları da göstereceğim.